Hemen oraya dönüyoruz. Biz evlatlarımızı toprağa vereceğimiz bir gün. Az evvel Murat Aslan kardeşimizin cenaze töreninde birlikteydik. Hep beraber cenaze töreninin ardından dün saldırının gerçekleştiği, milli savunma sanayimizin gururu, abidevi kuruluşlarımızdan birisi olan TUSAŞ'ta devletin bütün yetkilileriyle birlikte ziyarette bulunduk. Öncelikle şehitlerimize bir kere daha rahmet diliyorum. Bu hain saldırıyı bütün şiddetimizle, bütün kararlılığımızla kınadığımızı bir kere daha ifade etmek istiyorum. Böylesine önemli bir dönemde birlik beraberlik içerisinde bu saldırıları def edeceğimizi ve asla teröre teslim olmayacağımızı bir kere daha buradan kahraman kazandan milletimize ilan ediyorum. Şunu ifade etmek isterim ki bu saldırı tesadüfi değildir. Hem zamanlaması itibariyle hem seçilen mekan itibariyle iyi çalışılmış, iyi hazırlanmış bir terör saldırısı. Terörü gerçekleştiren de sadece iki tane teröristten ibaret değildir. Bu terör saldırısının arkasındaki aklı, bunun arkasındaki planlamayı, bunların gerçek niyetlerinin neler olduğunu biliyoruz ve buna karşı da her alanda birlik beraberlik içerisinde hazırlıklarımızı eksiksiz sürdürmek mecburiyetindeyiz. Dün hastanede yaralı kardeşlerimizi ziyaret ettiğimizde de görmüştük. Bugün de burada gördük ki o yaralılardan bu sabah taburcu edilen kardeşlerimiz burada tekrar vazifelerinin başına döndüler. Burada vazifelerine kaldıkları yerden devam ettiler. Bu saldırı TUSAŞ çalışanları başta olmak üzere Türk Milli Savunma Sanayi'nde çalışan bütün kardeşlerimizin milli duygularını çok daha güçlendirmiştir. Çalışma azimlerini çok daha ileri seviyeye taşımıştır. İnşallah bu azim ve kararlılık içerisinde Türk Milli Savunma Sanayi dünyada önder kuruluşlar, önder sektör olmaya devam edecektir. Bu alandaki başarılarımız sürecektir. Bundan birileri rahatsız olabilir. Türkiye'nin savunma sanayinde yapmış olduğu yatırımlar, bu savunma sanayinde gerçekleştirilen atılımlar sadece bir sanayi kuruluşunun ya da kuruluşlarının gerçekleşmesini, güçlenmesini sağlamanın çok ötesinde bir amaca matuftur. Türkiye'nin milli savunma sanayindeki güçlü olması, Türkiye'nin tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda atılan en önemli, en stratejik adımlardan birisidir. Kim hangi planlamayı yaparsa yapsın, Türkiye asla tam bağımsızlık hedefinden geri dönmeyecektir. Türkiye bu bölgede bir istikrar ve barış adası olarak istikrarını korumaya devam edecektir. Türkiye barış ve huzur içerisinde 86 milyon yurttaşımızla birlikte hep daha ileriye doğru gidecektir. Düşmanın kim ya da kimler olduğu bizim için fark etmez. Bizim için asıl olan kendi milli hedeflerimizdir, dayanışmamızdır, milli birliğimizdir ve bu çerçevede yolumuza devam etmektir. Bir kere daha savunma sanayini hedef alarak gerçekleştirilen bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu savunma sanayimize bir gerileme, geri adım atma asla böyle bir durum gerçekleştirmez. Tam tersine savunma sanayi yöneticilerimiz başta olmak üzere, mühendislerimiz başta olmak üzere dünya bu anlamda savunma sanayimiz daha ileri adımlar atmaya devam edecektir. Rahatsızlıklarının sebebinin bu alandaki gelişmeler olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin bağımsız bir şekilde kendi milli menfaatlerini, sadece kendi milli menfaatlerini önceleyerek adım atmakta olduğundan rahatsız olduklarını da biliyoruz. Ama bir şey daha söylemek isterim, iftiharla söylemek isterim ki Türk savunma sanayinde mühendislerimizin yaş ortalaması 33'tür. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mühendislerin, savunma sanayinde çalışan mühendislerin yaş ortalaması 50 küsurdur. Bunun bir tane manası var. Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde Türk savunma sanayi çok güçlü bir şekilde üretmeye, yeni buluşları gerçekleştirmeye ve genç mühendislerimizin omuzlarında milli hedeflerini gerçekleştirmeye devam edecektir. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun, birliğimiz dirliğimiz daim olsun, ülkemiz payidar olsun, vatanımız her zaman huzur ve esenlik içerisinde olsun. Bütün milletimize sevgilerimizi, selamlarımızı ifade ediyoruz. Değerli arkadaşlar, dün hain bir terör saldırısı yaşandı. Ben de öncelikle bu hain terör saldırısını, bunu gerçekleştirenleri, bunun arkasındaki karanlık odakları lanetliyorum. Terör saldırısında hayatını kaybeden, şehit olan
kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, çalışma arkadaşlarına, tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimiz var. Onlara da Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Yaşanan terör saldırısı milli birliğimize, huzurumuza ve hepimizin iftihar ettiği savunma sanayimize dönük bir saldırı olmuştur. Şunun altını ben de çok güçlü bir şekilde çizmek isterim. Terörün bizi sevk etmek istediği bir yer var şüphesiz. Bu terörü yapanlar, bunu araç olarak kullananlar bir amaçla, gayeyle bunu yapıyorlar. Biz ise onların bu amaçlarının tam tersine hareket edeceğiz. Bunun açık ve net bir şekilde bilinmesini isteriz. Huzurumuzu bozmaya çalışıyorlar. Biz daha fazla huzurla yolumuza devam edeceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya çalışıyorlar. Biz aksine kardeşliğimizi daha çok yücelteceğiz. Milli birliğimizi, beraberliğimizi çok daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Tam bağımsız Türkiye hedefine giden yolda savunma sanayimizin güçlenmesinden rahatsız oluyorlar. Savunma sanayimizin çalışanlarına, bu alandaki gurur duyduğumuz şirketlere dönük moral bozmaya çalışıyorlar. Biz tam aksine savunma sanayimizin kahraman çalışanları, gurur duyduğumuz firmalarıyla birlikte hükümet olarak bu alanda daha büyük azimle, daha büyük kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu terörü yapanlar neyi murad ediyorlarsa biz onun tam aksini gerçekleştireceğiz. Ülkemiz bu konuda çok deneyimli, çok acılar yaşadı. Bunu araç olarak kullananlara buradan bu açık ve net mesajı vermek isteriz. Türkiye güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Bugün TUSAŞ'ta da gördük. Yaralarını tedavi ettiren çalışanlar gelip görevlerinin başında daha büyük heyecanla, daha büyük azimle çalışıyorlar. Hayatlarını bu dava yolunda, büyük güçlü Türkiye yolunda feda eden kardeşlerimizin mirasını ancak bu şekilde, en güçlü şekilde taşıyabiliriz, geleceğe taşırız. Savunma sanayimiz çok daha güçlü yarınlara ulaşacaktır. Başkalarını rahatsız etmek için değil, zarar vermek için değil, tam aksine adaleti sağlamak için, huzuru sağlamak için, ülkemizde, bölgemizde ve küresel düzeyde barışı sağlamak için caydırıcı bir güç olarak Türkiye çok daha emin adımlarla yoluna devam edecektir. Ben bir kez daha savunma sanayimizin çalışanları, bu alana hizmet edenler başta olmak üzere tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Terörle ve terörün arkasındaki odaklarla, terörü araç olarak kullananlarla en etkili şekilde mücadele etmeye devam edeceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Aileleri başta olmak üzere şehitlerimizin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Acılarına ortak olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.